Evet. Küçük bir buluşmaya gidiyoruz. Aa, neyi unuttuk? Matkabı unuttuk bu sefer de. Eve artık ikinci çıkışım. Kortacı Ankara olarak arkadaşımıza difüzör aldık. Difüzörün montajını yapmaya gidiyoruz. Ufak bir buluşma da yapalım dedik. Yani ilan ettik biz difüzör montajını yaparken gelmek isteyenler olursa diye. Bakalım. Güzel bir vlog çekeceğiz bugün. Pıtırcık ve ben şu an yolda karşı karşıya geldik. Çılgın Pıtırcık. Çantaları da yeni taktı. Oğlum yavaş da. Ne yapıyorsun kardeşim? Hoş geldin. Kardeşim hoş bulduk. Difüzörcü seni. Burada yapmış olduğumuz işlemi hızlandırdım. Çünkü doğru düzgün bir anlatım yapmadık. Daha doğrusu anlatım yapmadık burada. İşte görmüş olduğunuz gibi ilk önce plakayı söküp daha sonra da tamponumuzu yani difüzörümüzü bir yerine koyduk. Yanlardan çamurluk ağızlarından bir veya iki vidayla tutturduk. Daha sonra söktüğümüz zaman da eğer bu difüzörü çıkarttığımızda söktüğümüz zaman da hiçbir sıkıntı çekmemek için böyle yaptık. Bazı arkadaşlarımız içine silikonla sıkabilir. Silikonla da yapıştırabilir ama silikonladığımız zaman tekrar sökmekte zorlanırız. Ayrıyeten plakalığın taktık. Plakalığın olduğu kısımdan da vida attık. Yani hem difüzörü hem de tampona vida göndermiş olduk. Bu şekilde de sağlam aldık. Yaklaşık kaç vida tutuyor bunu? Plakanın altından 3 ya da 4 tane 3 tane vida attım. Sağ ve soldan da 3'er vida 6 tane vidayla tutturmuş oldum. Daha sonra geniş açıdan da gösteriyorum. Plaka ve diğer montajlarımız da olduktan sonra uzaktan görünümü budur. Daha alt egzoz kısmında siyah boyadım mı hemen. Onunki siyah mı? Aynen öyle. Şimdi boyamaya gerek yok. Evet. Şey yaparız o sıra. Kaplama yapsak ya. Kaplama mı? Evet. Boyasın gitsin. Bir de kaplama ta aşağı kadar nasıl eğilecek ya. Zor olur. Şimdi sökülmüş halde olsaydı daha rahat yapar. Evet, montaj işimiz bitti. Yapalım.